Trade Oldu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün önemli gelişmeler var tüm dünyada. Birazcık Türkiye'ye de yansımaları var. Bunlar acaba hise senetlerimize nasıl yansıtır? Selim ve Kayahan'la bundan bahsedeceğiz. Arkadaşlara selamlar, herkese de merhaba. İki konu belki, çok kabaca. Bir tanesi enerji maliyetleri. Tüm dünyada artık yavaş yavaş bir krize dönüşme potansiyeli taşıyor. Bu nasıl etkiler bizdeki hisse senetlerini? Kimi nasıl etkiler? Birazcık buna bakacağız. Bir de tabii kurda bir artış var. Merkez Bankası faizi indirdi. Belki sürpriz oldu bu ay indirmesi ama öyle ya da böyle bir şekilde indireceği tahmin ediliyordu. Bu tabii ki hızlı şekilde kura yansıdı. Dolar-TL 8.30'lardan 8.90'lara kadar geldi. Bunun da mutlaka yansıması olacak hisse senetlerine. Onlardan bahsedeceğiz. Sorular da var. Onları da almaya çalışacağım. Baştan belki yayını beğenip eğer ki aboneniz yoksa abone de olursanız böylece kolaylıkla yayınlar bir dahaki sefere önünüze de düşebilir. Şimdi hızlıca değişikliklerden başlayayım. Kayahan, sen en son bir koza altın yazdın. Epeydir fiyatın pahalı olduğunu anlatıyordun. Son raporda ise artık değerlemelerin iyi bir yere geldiğini söyledin. Kısaca istersen anlatalım. Neden beğeniyorsun? Şu an değerlemeler neden iyi bir yerde sana göre? Evet Gökhan, teşekkürler. Şimdi değerleme niye iyi bir yerde? Koza herhalde bu Molla Kara'nın açılış seremonisinde uzun zamandır dolar bazında gördüğü en yüksek seviyeyi görmüştü. Oradan %30 kadar aşağıya geldi. Hani değerlemeyi aslında cazip yapan konu. Ya bir de çok ekonominin döngüselliğinden vesaire etkilenmediği için hani burada altın üretip satıyor. Rakamlarına çok aşağı yönlü bir risk görmüyorum. Hani ekonomide talep tarafında vesaire bir sıkıntı olsa veyahut da kur kaynaklı. Altın fiyatları biraz aşağı gelmiş olsa da şirket TL'nin zayıflığından olumlu etkileniyor operasyon olarak. Hala maliyetlerin %65'i TL cinsinden, neredeyse %30 kadar da OPEX'i de koyarsak bir işçilik var. Bir de ben 2021'de, 2022'de Karapınar'da bir maden alanından bahsediyordum. Onun artık bir şekilde üretime başlayacağını düşünüyorum. ÇED raporu da geçtiğimiz Şubat ayında kamu görüşüne açıldı. Hani projenin bütün detayları belli. Ne kadar üretim yapılacak, ne kadar harcama yapılacak kurmak için. Sadece 2 aylık bir hazırlık süresinden sonra orada üretim de başlayabilir diye tahmin ediyorum. Şimdi orada 174 bin onsluk bir altın rezervi var. Bunu 30 ayda üretime kazandırdıklarını aslında rakamlara çok ciddi katkı yapacak, %25-30 kadar yıllık üretimlere. O zaman da çarpanların çok cazip hale geleceğini düşünüyorum. Zaten yıl sonu anlamında bakarsak bu yılın sonunda aşağı yukarı şu anki piyasa değerinin %58'i kadar falan bir nakdi olacak şirketin elinde. Ondan da ciddi bir faiz geliri elde ediyor. Yani 250 bin onsluk falan bir üretimi rahat yapıyorlar. 250 dolar EBIT, milyon dolar EBIT da yaratıyorlar. Ya öyle baktığımız zaman hani bu seviyeler bence oldukça cazip. Yani defansif olduğu için de şu dönemde birazcık daha öne çıkacağını düşünüyorum. En azından endeksi yenme anlamında bu şekilde özetleyeyim konuyu. Peki yani çok kısa bir şey sorusu. Yani şimdi diyelim ki önerdin ve koza altın aldılar. Altın fiyatları kısa vadede bir sert bir satış olursa %3, 5, 10 neyse bu çok etkiler mi sence hisse senedini? Ya şöyle, aslında %10'luk bir etki %8 gibi bir etki yapıyor gibi düşünebilirler değerlemeye, ama bu şöyle hani direkt altın fiyatları yansısaydı böyleydi. Şimdi şöyle bir konu var, aslında altın fiyatları arttıkça devlet bundan payını alıyor. Yani mesela 10 dolar arttı diyelim ki altın fiyatı bir trençten başka birine geçti. Devlet diyor ki bu altın fiyatı yüksek, bunu 5 doların ekstra bana vereceksin diyor. Aslında bu devlet teliflerine göre baktığımız zaman fiyatlar her %10'luk düşüş %5 etki ediyor gerçekte benim modelime göre. Yani dolayısıyla çok ciddi böyle 1600 dolarlara falan gelmedikçe acayip rahatsız olmam diye düşünüyorum. Peki çok teşekkürler. Şimdi Selim'le devam edelim. Şimdi Selim bir iki tane tema saydım. Enerji temasıyla devam ettireyim istiyorum. Gelen sorular arasında da var. Yani enerji maliyetleri çok yüksek. Çok kısaca söylüyorum. Elektrik fiyatları tüm dünyada yukarı gidiyor. Gaz fiyatları, karbon fiyatları, kömür fiyatları Türkiye'de de gitmeye başladı zaten özellikle serbest piyasada. Bu kimi nasıl etkiler? Şöyle bir kabaca bir yorumlayalım mı senin? Tabii. Yani aslında şöyle, şimdi enerji fiyatları yukarı gittiği zaman bundan nasibini almayacak bir sektör yok. Yani dolaylı şeylere baktığımız zaman herkes bir şekilde etkileniyor, ama tabii direkt olarak kimler etkilenir diye baktığımız zaman normal şartlarda doğal gaz fiyatlarından, hani sen bahsettiğin için oradan başlayalım. Doğal gazla üretim yapan şirketler, bunlar elektrik üretim yapan şirketler de olabilir. İşte Kaya'nın uzmanlık alanına giren Şişecam gibi cam üreten şirketler de olabilir.
Şu anda Türkiye'de tabii BOTAŞ büyük kısmını karşıladığı için ve alım kontratlarımız olduğu için Rusya ile işte İran'la büyük oranda diyelim ve Azerbaycan'la tabii ki. Bunlar da dolar bazlı ve aslında Brent petrolüne dayalı olarak yapılan anlaşmalardı. Ama dışarıda doğal gaz fiyatları farklı bir şekilde yol aldı son dönemde. Şimdi bunu nasıl etkileyecek bizi? Şu anda aslında direkt olarak etkilemiyor. Ama kış aylarına girerken doğal gaz kullanımının arttığı dönemlerde tekrar LNG'yi almak zorunda kalacağız. Ve bu aldığımız LNG'nin şu anda fiyatı bizim kontratlarımızın oldukça üzerinde. Bu da bizim doğal gaz maliyetlerimizi büyük ihtimalle yukarı çekecektir. Tabii burada BOTAŞ'ın ne kadar dayanabildiği önemli olacaktır. Eğer maliyetin bir kısmını yansıtmak istiyorsak, enflasyonist baskı yaratmamak için büyük ihtimalle daha önce yaptığı gibi sanayi ve elektrik üreticilerine burayı daha fazla paslayacaktır diye tahmin ediyorum. Tabii burada yönde herhangi bir şey yok. Ama bu ne olur o zaman? Elektrik üreticilerine negatif gibi ilk başta yansır. Ama elektrikte de şöyle bir durum var şu an Türkiye'de. Tabii biraz kurak bir dönemden geçtiğimiz için hidroelektrik santraller elektrik üretimine çok fazla katılamıyorlar. O yüzden ne oluyor? Tabii ki ikinci konuda tabii ithal kömür. Yani ithal kömürle çalışan santraller var. Onların da çok ciddi maliyeti arttı. Kömür fiyatları arttığı için. O yüzden onlar da fazla katılamıyorlar şu anda üretime. Bu durumda doğal gaz ve lignit santralleri için oldukça verimli bir dönemden geçiyoruz diyebiliriz. Burada kim var mesela? İşte Aksa Enerji gibi şirketler var bundan yararlanan. Tahminim üçüncü çeyrek sonuçları oldukça iyi gelir diye düşünüyorum. Zaten kur da yukarı gittiği için Aksa Enerji'nin Afrika kontratları var. Afrika'daki üretim tesisleri de dolar ve euro bazlı. Onların da TL bazlı buradaki rakamları olumlu yansıması lazım. Bu şirkete olumlu yansır. Ama diğer taraftan Kayahan birazdan bahseder belki. Şişecam var mesela. Ona olumsuz yansıyacaktır diye tahmin ediyorum. Eğer tabii o konuya ben fazla girmiş olmayayım, şey yapmayayım şimdi. Bir de dediğim gibi doğalgazla üretim yapan mesela aslında Petkim'in de doğalgaz üretim maliyetlerinin içinde bir ufak da olsa bir payı var. Şu anda orada rakamlar iyi gittiği için belki arada kaybolabilir ama yine de biraz karından götürecektir diye tahmin ediyorum. Yani genel olarak benim yorumum bu şekilde olacak. Peki senin şimdi bir de yenilenebilir enerji üretenler var. Yani tek tek konuşmaya gerek yok. Epeyce şirket var, borsada da var. Bunlar bundan faydalanabilirler mi? Yoksa yeklem kapsamında yani daha önceden anlaşılan bir fiyatta sattıkları için hiç bu iyileşme onlara uğramaz mı? Sen onu nasıl görüyorsun? Yani yeklem tarafında tabii bir önceki yıldan yaptıkları için sözleşmeleri spot piyasadaki fiyat artışlarından yararlanamıyorlar. Artı hidroelektrik yoğunluğu olan şirketler zaten şu anda dediğim gibi kuraklık olduğu için oradaki üretim hacimleri düştü. Rüzgar santrali olanlar orada doların TL karşısındaki değer kazancından faydalanmış oluyorlar bir tek. Ama yani tahminim şu ki zaten dolar kredileri olduğu için o da zaten onu karşılıyordu. Sadece nominal olarak TL bazına daha fazla fabrika yaratıyorlar. Onun dışında çok fazla bir yararlanabildiklerini zannetmiyorum açıkçası. Peki gelen sorular da vardır. Rüzgar için sormuşlar, konuştuk. Galata Wind sorusu var. İşte bu yani hepsini beraber sormuş oldum diye düşünüyorum. Aksa Enerji de zaten ZNR Mutfak sormuş. Onu da yanıtlamış olduk. Buradan tekrar Kayahan'a döneyim. Şişeden bahsetti Selim. Dolayısıyla şimdi sana söz hakkı doğdu Kayahan. Çok ciddi bir artış var mı? Yani maliyetleri ne kadar etkiliyor? İstiyorsan azıcık şişe konuşalım. Bir de tabii tek konu bu mu şişede? Başka olumlu gelişmeler de var. İstersen birazcık şişeden bahsedelim. Teşekkürler Gökhan. Yani olumlu gelişmeler oldu. Hani üçüncü çeyrek rakamları da iyi gelecek. Yani genel olarak Avrupa'da çok iyi talep koşulları. Türkiye'de de iyiydi ama bu enerji krizinin aslında yani enerji intensif, enerji yoğun iş yapan şirketleri bir noktada etkilememe şansı yok.
Ya böyle maliyet baskılarıyla fiyatlar bile artsa sektörlerin çok ciddi yavaşlama ihtimali var. Hani bu yukarıdan aşağı etki yapan bir konu. Şimdi şişe camın en azından yıl sonuna kadar çok ciddi etkilenmesini beklemiyorum. Çünkü İtalya'da galiba yani ciddi şeyleri detaylarını vermiyorum. Avrupa'daki maliyetlerin önemli bir kısmı hedge durumunda şirkette. Şimdi konu tekrardan dönüp dolaşıp Türkiye'de nasıl bu doğalgaz krizinin demin de fiyat artışını yöneteceğine geliyor konu. Selim birazcık bahsetti. Şimdi kış aylarında biz dışarıdan spot fiyatlardan doğalgaz alırsak anlaşmaların 3 katı falan yani çok bunu kabaca söylüyorum 3 katı bir maliyet var. Dolayısıyla hani BOTAŞ'ın fiyatları arttırmama ihtimali yok. Halihazırda zaten şu an en yüksek elektrik üreticilerine satıyor. Orada bile maliyetinin altında rakamlar konutta bayağı altında. Burada kime ne kadar yansıtacağı önemli artışları ama hani biz doğalgaza böyle önümüzdeki 6 ayda %50 bir zam geldiği bir senaryoda şişenin karlılığının bundan kaçabileceğini söyleyemem. Şimdi keza Avrupa'da da yıl sonuna kadar hedge'ler yapılmış durumda ama bu Hollanda'da oluşan serbest fiyatlar 1000 metreküp başına 1000 dolara geldi. Bu yani 2020 Ekim'de falan baktım 150-200 dolardı. 5-6 katlık falan bir artıştan bahsediyoruz. Az buz da bir şey değil maliyetler içinde payı yok değil. Keza burada eski soda sanayi şu an kimyasallar ithal kömür de kullanıyor. Orada da fiyatlar 80-85 dolardan 200 dolara geldi. Dolayısıyla yani burada BOTAŞ'ın nasıl bu işi yöneteceğini bilmiyorum ama fiyatların arttığı bir yerde karlılığın etkilenmeme şansı yok. Özellikle Türkiye'de çünkü üretimin %55-60'ı Türkiye'de şu an zaten. Peki demir çelik sektörü soruları var. Bora yok. O yüzden yanıtlayamıyoruz ama yani özellikle maliyet tarafından yaklaşmışlar. Doğru tabii ki bu artışlar ister istemez bir girdi olarak enerji kullanan demir çelik sektöründe etkiliyor. Bir de tabii sattıkları ürünün de problemli hale geldiğini yani fiyatların düştüğünü görüyoruz ama Bora en son yaptığı açıklamada beğendiğini söylüyordu. Yani bu birkaç çeyrek boyunca epeyce kuvvetli bilançolar beklediğini söylüyordu. O çeyrekler devam ediyor. Onu şimdilik orada bırakmış olayım. Banka sormuşsunuz. Halkan'ın beğendiği bankalar var. En son Garanti Bankası da zaten yıl sonunda beklentilerin yukarı yönlü revize etmişti. Onu da öyle geçebiliriz diye düşünüyorum. Yine başka sorulardan yanıtlamaya çalışalım. Hava yolları sorulmuş. Hava yolları deyince tabii Türk Hava Yolları, Pegasus ve diğerlerinden belki bir tur yapabiliriz. Şimdi bir parça sanki daha pozitife döndü Selim. Yani Delta aşırı yormadı. Aşılanma oranları fena gitmiyor. Öyle böyle havacılık sektörü bir şekilde ayakta kalmaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Ama hisse bacağına yansıması nasıl sen ne dersin? Şimdi havacılık sektöründeki senin dediğin gibi en büyük önümüzdeki bilinmez ve endişe konusu bu Delta varyantı nedeniyle ekonomilerin tekrar ya da seyahatlerin tekrar böyle kısıtlanması yönündeydi. Ama şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla bu bir sınırlamaya ya da negatif bir etkisi olmadı diyebiliriz. Özellikle aşılamanın iyi gidiyor olması gelişmiş ülkelerde özellikle. Ve buradaki seyahat kanallarının açılıyor olması yavaş yavaş işte Kasım ayından itibaren Avrupa ile Amerika arasındaki uçuşların tekrar başlayacak olması da burada önemli. Burası biraz normale dönüyor gibi gözüküyor. Zaten yaz aylarındaki rakamları hep konuştuk burada da bahsetmiştik daha önce. İşte yurt içinde %100'e ulaştı 2019'un aynı aylarına göre. Yurt dışında da yani yurt dışı uçuşlarda da %70'lere kadar geldik. Burada bir tek işte hep bahsettiğimiz şey neydi? Önce kapasite 2019'u yakalayacak. Daha sonra yolcu rakamları 2019'u yakalayacak. En son birim gelirler 2019'u yakalayacak ve finansal olarak o zaman geri dönmüş olacağız diyorduk. Şu anda bu ilk iki bacak tamamlanmış gibi gözüküyor. Yani tamamlanıyor gibi, iyi bir patikaya oturmuş gibi gözüküyor. Birim gelirler de yavaş yavaş oraya doğru gelecektir. Üçüncü çeyrek özeline gelecek olursak pozitife şöyle döndüm. Türk Hava Yolları'nda özellikle aslında bir önceki yayında da bahsetmiştik. Burada hem yolcu gelirlerinde artış var geçen seneye göre hem de şu anda global olarak kargo tarafı hem hava hem de deniz tarafında çok ciddi birim gelirlere ulaşıldığı için
Burada inanılmaz, yani benim tahminime göre neredeyse 2019'un üçüncü çeyreğini yakalayacak bir fabrik rakamına ulaşabilir gibi görüyorum. Belki %10 altında kalır yani en fazla. Bu çok başarılı bir rakam. Ben piyasanın hani bunu yavaş yavaş üçüncü çeyrek sonuçlarına doğru fiyatlayacağını, yani yavaş yavaş geldi zaten %10 yukarıda şu anda yaklaşık bir aydır. Daha da şey yapabilir, olumlu olarak yansıyabilir. Bunun aynısı işte TAV'da da var, Pegasus'ta da var. Oldukça başarılı bir üçüncü çeyrek rakamları göreceğiz gibi görünüyor. İleriye doğru da buradaki işte dediğim gibi açılma seyahat kısıtlamalarındaki gevşemeler ön planda olacaktır. Ama genel görünüm olumlu yani. Sizin çok kısa bir soru yani takiben. Kabil Havalimanı ile ilgili soru gelmiş. Böyle bir gündem spekülasyon var mı herhangi bir şirketimiz için? Yani bizim hani halka açık şirketler arasından bir tek TAV biliyorsun havalimanı işleten bir şirket. Yani olursa hani ondan olur ama ilgilenirler mi? Yani çok emin değilim. Bilmiyorum yani hiç, şu ana kadar öyle bir şey duymadım. Peki devam edelim. Makine takım sormuşlar. O ise senin de araştırma kapsamında yok. Kordsa da zaten grup şirketi. Avrupa'da uygulanacak karbon vergisi enerji sektörüne yansımasını sormuşlar. Yani enerji sektöründen ziyade enerjiyi girdi olarak kullanan sektörlerle ilgili belki sormanız gerekir. Öyle alıp yanıtlamış olalım. Özellikle işte çimento gibi belki cam gibi kısmen demir çelik gibi sektörlerde enerji girdisi yoğun olduğu için onları yakından ilgilendirecek şeye girdiğinde efektif olduğunda ama daha oraya var. Dolayısıyla öyle düşünmeniz gerekir. Yani enerji şirketleri ihracatçı olmadığı için bu tarafından bakmak gerekir. Devam edeyim sorulara. Hem buradan bakayım ne olabilir hem de ben de sormaya çalışayım. Kura hassas sektörler demiştik. Yani istersen senle devam edelim. Kura hassas, yani buna negatif etkilenecek ya da ya bu ortamda bu şirkette kurun yükseldiği ortamda iyi performans gösterir dediğin senin kapsamında, evreninde bir şirket var mı Kaya? Teşekkürler Gökhan. Var yani kötüyü hep konuşuyoruz genel olarak bu makro temayı sevmez diye. Yani ucuz olsa da maalesef telekom şirketleri ya yani mevcut makro temada çok değer yaratamıyorlar. Yani görece yüksek enflasyon, görece düşük TL bu şirketlerin hani yatırımcı için yarattığı değeri azaltıyor. Çünkü daha önce de söylemiştim hani yüksek enflasyonda yüksek fiyat artışı yapamıyorlar. Belli dengeleri gözetmeleri gerekiyor. Ya diğer yandan yatırım harcamalarının yani dolaylı ve direkt %80'i dövizle linkli. Bunun için uzun vadeli döviz borçlanıyorlar. Yani dolayısıyla bunu hedge etseler bile çok inanılmaz hedge maliyetleri çıkıyor ortada. Yani bu özellikle mevcut TL faizinde göz önüne aldığımız zaman. Yani dolayısıyla bu ortamın orada bir şirketleri baskılamaya devam etmesini bekliyorum değerlemelerinden bağımsız olarak. Ya ben de öne çıkanlarda biraz Kozal'ı konuştuk. Tabii Kozal'da altın fiyatları da önemli. Orada direkt hani dolar satıyor diyemem. Hani dolar bir şeyden dolara dönüp satıyor. Onun dışında şişe cam var ama bence bu enerji işi orada biraz etki nötrlüyor. Zaten bu kur hareketine rağmen de geçtiğimiz dönemde endeksin biraz altında performans göster. Normalde bankaların vesaire olduğu da endeksi çok daha iyi performans göstermesini beklerdim. Bir de Kervan Gıda var benim tarafta bu ortamdan olumlu etkilenen. Onun yani Polonya satın alması da tamamlandığı zaman ihracatla dahil gelirinin %75'ini döviz olmasını bekliyorum. Yalnız orada da önümüzdeki çeyrekler için öne çıkacak bir temayı da söyleyeyim hem Kervan'la da alakalı. Şimdi bu ihracatçı şirketlerin aslında dünyada artan bu nakliye masrafları karlılıklarını etkileyecek gibi gözüküyor. Yani bu Baltic Dry Endeksi neredeyse binli seviyelerin biraz üzerinden 5000'li seviyelere geldi. Aslında belki Selim'in bu Türk Hava Yolları'nda kargo hikayesi için anlattığı bununla alakalı. Çünkü bir anda bir yerden bir yere konteyner göndermenin maliyeti, ürün göndermenin maliyeti çok ciddi arttı. Bu da ihracatçı şirketleri bir miktar etkileyecek gibi gözüküyor benim görüşüme göre. Yani dolayısıyla Kervan tarafında da onu konuşuyor olabiliriz bence önümüzdeki çeyreklerde. Bu şekilde özetleyeyim konuyu. Olduğun için katkıda bulunayım. Bu yani işte bir iki tane konu var. Tabii yeni gemi gelmesin düşmesi için. Yani daha fazla filo, daha fazla alan. Dolayısıyla fiyatlar düşecek ama bu enerji maliyetleri çok olduğu için ister istemez üretimde
rasyonizasyona gidiyorlar. Yani sen üret, sen üretme, sen az üret diyorlar Çin'de mesela. Şimdi gemi üretiminde de problem varmış. Dolayısıyla beklenen o pipeline diyorlar ya, yani beklemedeki üretilecek banttaki gemilerin sayısına ilişkin de endişeler var. Sözün özü yeni yeni yüksekler yapıyor. Yani düşmek söyle dursun, navlun fiyatları yeni rekorlar da kırıyor. O bakımdan iş hakikaten çok problemli. Peki Selim, döneyim sana, bu kur temasından olumlu olumsuz öne çıkaracağım mesela 2-3 şirket neler olabilir? Yani genel olarak biz geçen hafta bir rapor çıkardık aslında bu kurun hareketinden sonra. Buradan ön plana çıkabilecek şirketler benim tarafta yani aslında özetle şunu söyleyebiliriz. İhracat odaklı şirketler ya da iş modeli döviz bazlı olan şirketler. İşte bunlar neler olabilir? Tüpraş, Petkim, ondan sonra ihracat tarafında ağırlıklı olarak Tofaş, ondan sonra Ford Otosan tabii ki ön plana çıkacaktır. Diğer taraftan havacılık hisselerini de biz yine ön plana çıkardık. Yine onların da döviz bazlı gelirleri, gelir modelleri. O yüzden bunlar benim baktığım şirketler içinde. Tekfen var aslında ama Tekfen'de tabii gübre tarafı şu ana kadar iyi gitmişti. Orada bir belirsizlik ben öngörüyorum. Özellikle bu enerji maliyetleri nedeniyle. Biraz karlılıklar olumsuz etkilenebilir. Ama yani şirketin aslında inşaat işlerinin hepsi döviz bazlı olduğu için yani bu tarz şirketler, Enka İnşaat gibi mesela şirketler olumlu olarak etkilenecektir diye söyleyebilirim. Peki Tüpraş'ı da seni bulmuşken sorayım. Çünkü epeydir beklediğin hisselerden biriydi biliyorum. Şimdi piyasayı yenmeye başladı. Bir, sence neden piyasadan daha iyi getiri şu an sunuyor Tüpraş? İkincisi, devam edebilir mi? Şimdi şöyle, işte bizim uzun zamandır buradaki beklentimiz neydi? Mobilitenin artmasıyla beraber orta distilat dediğimiz işte dizel ve jet yakıtı tüketiminin artması ve bununla beraber ürün marjlarının tekrar normalleşmesiydi. Ürün marjları neredeydi daha önce? 15 dolarlardaydı. Yani ham madde fiyatıyla ürün fiyatı arasındaki makas. Ve Covid'le beraber bu 2-3 dolarlara kadar düşmüştü bu dediğim orta distilatlarda. Son dönemde özellikle arz tarafında sorunların olması, işte kasırga vardı, yurt dışında bakım duruşları falan da vardı. Onlarla beraber şu anda tekrar 8 dolarlar seviyesine geldi. Bu ne demek oluyor? Bunun yanında tabii ham madde maliyetinin de göreceli olarak düşmesi maliyet tarafında yansıdı. Bu da demek oluyor ki Tüpraş'ın ilk üçüncü çeyrekte çok ciddi bir gelir elde etmesi gerekiyor. Yani bu benim hep bahsettiğim stok etkisinden arındırılmış FAVÖP rakamı ikinci çeyrekte 130 milyon dolar seviyesindeydi. Üçüncü çeyrekte büyük ihtimalle 200-250 milyon doların belki üzerinde bile olabilir. Henüz yani şey yapmadım, hesaplamalarını tam olarak yapmadım ama iki katına çıkmış olması gerekiyor. O yüzden iyi bir üçüncü çeyrek bekliyoruz. Rafineri marjları şu an oldukça iyi seviyelerde. Yurt dışındaki rafineriler de aynı şekilde bu şeye katıldı. Bu arada demin bahsettiğim işte Amerika Avrupa arasındaki uçuşların da başlayacak olması yine jet yakıt talebini artıracaktır. Bunlar hep olumlu. O yüzden ben hissenin bu pozitif trendini devam ettirmesini bekliyorum. Yani burada bizim ön plana çıkardığımız üç tane konu var. Bir tanesi işte görünümü iyi olması lazım. Üçüncü çeyrek sonuçları iyileşiyor olması lazım. Bu Tüpraş'a uyuyor. İkincisi işte demin bahsettiğim kur teması var. Kurda da olumlu bir şey var, etkisi var şu anda. Yani bundan olumlu ayrışıyor diyelim. Üçüncüsü de faizden etkilenmemesi gerekiyor. İşte faizde bir şey de yok şu an Tüpraş'ın. O yüzden biz Tüpraş'ı hani beğendiğimiz hisseler arasında tutmaya devam ediyoruz. Trendinde devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Peki, çok teşekkürler. Yine bakıyorum sorulardan. İdris Yılmaz Bey değiştirmiş sorusunu, demiş ki sanayi Avrupa'ya mal satarken üretimde kullandıkları enerji temize mi geçmeli sınırda karbon düzenlemesi sonrasında? Yani çok kabaca mantıklı, ya da yani geçmiyorlarsa bile saldıkları karbon kadar, emisyon kadar bir şekilde ya kontrat almalılar ya bedelini ödemeliler. Ama hakikaten bugünün konusu değil, önümüzdeki yıllarda yavaş yavaş açıklığa kavuşacak gibi görünüyor. Ama tabii ki yani eğer ki yeşile ne kadar geçerlerse
ne kadar az karbon salınımına sebebiyet verirlerse o kadar işleri kolay olur. Yani ana mantık tabii ki bu. Ama tabii ki çok çetrefil ve detayı var. Bazı konulara da daha şey değinelim istiyorum. Mesela şimdi Kaya'na sorayım. Gıda ile ilgili de sorular geliyor. Tabii yani her gıda şirketi aslında farklı birbirinden. Mesela Kervan Gıda, Ülker bunlara baktığında bugünkü temayla herhangi bir şey koyabiliyor musun? Yoksa şirket özelinde mi hikayeler var Kaya'nın? Ne dersin? Teşekkürler Gökhan. Ya onlardan çok tematik bir hikaye şu ortamda çıkmıyor. Yani ama genel olarak benim gözlemlediğim bir şeyi söyleyebilirim. Ya biz konuya gıda olarak bakıyoruz ama bu raflarda gördüğümüz gıdalarda işte paketleme vesairenin maliyeti çok çok artmış durumda. Yani bu işlenmiş gıda olarak baktığımız zaman işte bunun da raf girme fiyatı vesairesi ulaştırması yani normal maliyetinin yarısına gelmiş durumda. Bu tabii üründen ürüne sektör yani iş kolundan iş koluna değişiyor ama bence öyle bir konu da var. Onun dışında yani kuraklık temasının dünyada değiştirdiği mesela işte kuraklıktan dolayı domates rekoltesi düştü. Bu tat gıdayı biraz olumlu etkiledi. Böyle konular ortaya çıkıyor ama genel olarak enerji ve nakliye temasıyla alakalı Kervan için söylediklerimin dışında çok özel bir konu yok bu noktada. Peki, otomobillere çok kısmen değindik Selim ama yani öne çıkarmak istediğim var mı? 3-4 dakika kaldı. Kısa kısa sorarak devam etmiş olayım. Sen kurdan ötürü işte Tofaş Ford'a ihracatçı oldukları için dikkat çektin ama mesela Doğaç'ta da hareket var, diğerlerinde de bir genel bir yorum var mı? Ne dersin? İyi oldu aslında bu konuyu şey yaptın. Şimdi şöyle otomobiller ya da otomotiv şirketlerine baktığımız zaman üç tane şirketimiz var. Üçü de ayrı birbirinden farklı teması var bence. Birincisi Ford'la başlayayım. Bizim en beğendiğimiz hisseler arasında ve maalesef zayıf performansı oldu son dönemde. Orada ikinci çeyrekte çip krizi nedeniyle yaklaşık 2 aylık bir duruş olmuştu ama bu yıl geneline baktığınız zaman aslında Ağustos'ta yapacağı duruş yapılmadığı için efektif olarak hani bir ayın biraz üzerinde bir duruş olmuş oldu toplamda. Ve o dönemden beri çok hızlı bir şekilde ihracat rakamları toparlamaya başladı. Ben özellikle Eylül ayının rakamları gelecek hafta açıklanacak tabii orada göreceğiz. Hani burada bir sorun olmadığını, şirketin hedeflerini tutturabileceğini gördüğümüz noktada tekrar hissenin değerlenmeye devam edeceğini düşünüyorum. Olumlu bir patikaya oturabileceğini düşünüyorum. Üçüncü çeyrek sonuçlarına baktığımız zaman da iyi rakamlar gelebilir orada geçen seneye göre. O yüzden hani burada ben çok bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Çarpan olarak da ucuz olduğunu ya da göreceli olarak ucuz olduğunu söyleyebilirim. Tofaş tarafına baktığımız zaman Tofaş uzun zaman baskı altında kalmıştı ama şirketin ikinci çeyrek sonuçlarından sonra yaptığı telekonferansta özellikle elektrikli araç yatırımlarıyla ilgili biraz renk vermesiyle 28 liradan 50 liralara gelmiş bir hisse var. Burada hani ne beklenebilir, devam eder mi diye sorulabilir. Bu da aslında güzel bir hikayesi var. Önümüzdeki haftalarda şirketin bu elektrikli araç yatırımlarıyla ilgili daha fazla detay vereceğini ve hani atıl bir kapasitesi var. Onun nasıl değerlendirileceğini belirtecektir. Bu haber akışıyla hissedeki olumlu trendin yine devam edebileceğini düşünüyorum ben. Tofaş özelinde. Doğuş Otomotiv'de de yani şimdi orada ilk yarı çok kuvvetli bir şekilde geçti araç satışları. Ama üçüncü çeyrekte biraz tabii stoklarla da alakalı biraz duruş ya da yavaşlama var. Geçen sene de üçüncü çeyrek çok yüksek baz olduğu için diğer iki otomotiv şirketine yani o ikisinin tersine burada benim tahminim rakamlarda net kârda bir düşüş olabileceği yönünde bir hesaplama yapıyorum. Tabii bunlar hep değişebilir. Henüz detaylı incelemesini yapmadım ama hani o şekilde olacağını tahmin ediyorum. O yüzden şu anki seviyelerinin artık makul olduğunu ve hani burada pozisyon olanların belki kâr realizasyonu yapabileceğini yapması gerektiğini düşünüyorum.
Peki Selim Kurtarak, ayağına bırak. Çok teşekkürler. Aselsan sorusu var. 2 hafta önce Bora buradaydı. Anlatmıştı. Beğeniyor Aselsan'ı. Tekrar belki dönüp oraya kayıtlardan izleyebilirsiniz. Herkese çok teşekkürler. Abone olup beğenirseniz yayınlar kolaylıkla önümüze düşer. Tekrar haftaya görüşmek üzere diyelim.